Merhabalar, ismim Ahmet İren. Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürüyüm. İlimizde türünde tek olan okulumuzda yönetimin bir parçası olan öğrencilerimizin görüşleri eşliğinde ve okulumuzun görüntüleri eşliğinde sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Merhabalar, ismim Elif Rana Akiş. Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Burayı seçmemin en büyük sebeplerinden birisi hayallerime beni yaklaştırabilecek en uygun okulun burası olmasına karar vermemdi. Bence okulumuzu tanımak için ilk önce iyi eğitim kadromuzdan ve idarecilerimizden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gerek dostumuz, gerek sırdaşımız, gerekse bize en iyi nasihatleri veren, gerek annemiz babamız olan çok güzel öğretmenlere sahibiz. Bu iyi yürekli öğretmenlerimiz okulumuzla birleştiğinde ise amaç ve vizyon sahibi her öğrencinin içinde bulunmak istediği, okumak istediği bir okul haline geliyor Sosyal Bilimler Lisesi. Aslında yalnız öğrenciler değil, velilerin de ihtiyaçlarına hitaben incelikle düşünülmüş bir okul burası. Bizler her hafta gelen farklı alanında uzman kişiler tarafından bilgilenirken aynı zamanda velilerimiz ve öğretmenlerimiz de bilgileniyor. Son olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi'nde okumak büyük bir ayrıcalıktır. Hi everyone, I'm Ayşe Gülayaz and I'm a 10th grade student right now. Firstly, I want to say that I've collected too many amazing memories thanks to my school and time flies. And so if I skip to main issues, so important issues, why should you choose that school? Actually, it has too many reasons, but I can start with education. Education is really important from our school and our teachers are giving too many importance, especially in language education. Our teachers are super, super good and we are learning English in a really good way. Especially, I said language education, we have got too many awards about that issue too. And so, in my personal opinion, and you are seeing me right there, and I'm a part of a video that clarifies our school's biggest and nicest differences from the other ones, and I can speak English with you right now. And in my personal opinion, it's the most illustrating thing for us, and it shows that our school is teaching us in a really, really good way. And I think this is the best thing. As my friend said before, our school is giving too many importance also in socializing. And you know, it has social name in his names too. And so I can say that this school will be important as much as it can. And we want to see there too. And so I can say it too, in our school, students are leading the school, not teachers, not the other ones. Students are too important, don't forget it. Hello guys, I'm Rukia Ertuğrul and I've been studying at this school for 3 years. And if you guys wonder why I chose this school, so let's talk about this. I heard about the facilities that this school has and I thought that would be so amazing, me and my academic life, so I preferred this school. Our headmaster, Ahmet İren, says that we are like a family. I don't think we are like a family. We are the family, indeed. And I think this school has a lot of opportunities for improvement ourselves, like conferences, like school trips. We went to Istanbul, Bursa, Eskişehir, and the reason that we went to Eskişehir is watching just theater movies, and which was amazing. And actually, I consider this school as a life. We know how to study, we know how to enjoy, we know how to feel alive, we know how to cooperate with people, and everyone in this school is so respectful for each other. And they don't bully you, they don't judge you, they know how to feel you special and happy. And this is amazing. And I'm so grateful that I could be a student at this school. Merhabalar, ben Murat. 4 senedir bu okulda eğitim görüyorum. Ben de bu okula ilk geldiğim zaman büyük bir önyargıyla gelmiştim. Özellikle
bir sene fazladan eğitim göreceğim diye. Fakat ben bu düşünceleri düşünürken kapıdan içeri adımımı attığımda kendime bir aile ortamı bulacağımdan haberim yoktu. Veya o ekstra olarak gördüğüm, gereksiz gördüğüm o bir senede öğretmen kimliklerini bir yana bırakıp bize anne baba şefkatiyle yaklaşan öğretmenlerimden mükemmel derecede bir İngilizce, Almanca eğitim göreceğimden, yabancı dil eğitim göreceğimden haberim yoktu. Ben bu 4 sene içinde kendime öğretmenlerim ve müdürüm Zahmet İren sayesinde çok şey kattım. Gerek sosyal projelere katılarak sosyal anlamda kendimi geliştirdim ve orta gelirli bir aile çocuğu olarak yurt dışına çıkma imkanı sağladım kendime. Bu ekstra gördüğüm bir sene içindeki gördüğüm eğitimle. Her şeyden önemlisi bu okula geldiğimde ben kendime bir aile buldum. Sıcak bir yuva buldum. Bıraksalar hani o şimdi ilk başta düşündüğüme 5 seneyi, bıraksalar 5 sene daha okurum. Son dersini çaldıktan sonra bu okuldan çıkasımız yani sadece benim için değil genel olarak gelmiyor. Hani bir yere gidelim, bir proje yapalım, okul bir kolaçan edelim, yapılacak bir şey var mı gibi düşüncelerle sürekli okulda dolaşıyoruz. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz salonu ben ve arkadaşlarım dizayn ettik. Kendimiz topladık, kendimiz boyadık. Sosyal bilimler, Ahmet hocamızın her zaman söylediği gibi bir okuldan daha fazlası. Biz burada her zaman bir aileyiz. Hiçbir zaman bir sıkıntımız olduğunda çekinmeyiz birbirimize söylemekten. Her konuda birbirimize yardımcı oluruz. Yani sözün kısası, biz burada bir aileyiz.